Günaydın efendim. Günaydın. Oo, Sevgi Hanım, buyurun, Güneşiklik. Hoş geldiniz hoş Kadir bulduk. Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Siz de öylesiniz. Ben iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sultan Gazi'nin ortasına bas bas bağırdım. Dedim ki 2 saatin içinde 9 çeşit menüyle Sevgi evet, Hanım geliyor. Evet, sesiniz içeriye kadar girdi, duydum yani söylediklerinizi. Hazır mısın? Hiç böyle bir vazgeçmişliğin oldu mu Sevgi abla? Yok. Ama dünkü lafı da öldüm. Dedim ya uyumlu mu? 9 çeşit yapmışım, bir de uyum mu arıyorsun yani. Dedim. Hadi bakalım, kapıdan giren hanımlar da inşallah memnun kalır. İnşallah. Peki 9 çeşit dönün. Ne var o? Mutfak o tarafta. Belki salona gireceğim. Sen niye sabah sabah başladın gene beni gör? Salon müsait değil. Salon müsait değil. Hadi buyurun gel. Mutfağa gidelim. Merhaba, hoş geldiniz evime. Ben Sevgi Altın, ev hanımıyım. 45 yaşındayım. 27 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum var. Gümüşhaneliyim. Evet. Buyurun. Sevgi Hanım'ın geniş mutfağı efendim. Çamaşır makinesini şöyle gözüne bakalım. Evet, en son dün ne yıkadın Sevgi abla? Mutfağın tülünü. Evet, lastik aralarımız güzel. Hiç bakmadım, hiç ilgilenmedim açıkçası. Aa, niye ilgilenmediniz? Kadir Bey geliyor, nasılsa beraber temizleyeceğiz. Tatlı kadın seni. Peki Kadir Bey temizliğe puan verecek, orasını söylemediler mi? Kader kısmet. Ay sen oraları da açıyor muydun? Evet ama Sevgi abla burayı açmamış, orası belli. Ben onun açıldığını bilmiyorum. Mutfakta dolap içleri çok önemli benim için. Her şey yerli yerinde, aradığım zaman elimin altında olması gerekiyor. Aradığımda bulabilmem gerekiyor. Peki hadi salona gidelim, gel. Hadi buyurun. Ay yalnız hayata bakış açını çok beğendim. İlgilendim. Relax. Aman boşver. Bugün hamaratlı ve pratikliği bende göreceksiniz. Ben şıpşak Sevgi. Oo, gri tonlarında açık ferah bir salon. Evet, koltuk araları güzel. Hiç buralarda bir şey kalmamış. Sen de boşver, dert etmezsin ama. Ben yemek odaklıyım. Şu anda temizlik şu an pek şeyimde yok. Ama hani puan ikisi için ya, o yüzden diyorum. Adaletli olduğunuzu bildiğim için o yönden sıkıntım yok. İşte adaletli olduğum için gördüğüm bir yeri görmemezlikten gelemiyorum. Salon detayları iyi de dış ses bir şey söylüyordu. Buyurun. Buyurun. Yok söylemeyeceğim, vazgeçtim. Banyo nerede? Hadi bir de banyoya gidelim, gel. Çok dert etmiyorsun ama olsun bakalım. Banyoda belki biraz. Burası. Biraz evet. Kendimi çok hamarat ve becerikli buluyorum. En ağır menü ve iddialı menü bende. Evet, merhabalar. Aa, aynana bayıldım yalnız. Bak detay çok güzeldi. Aynanın yarısı nerede Sevgi abla? Akşam o biraz kazaya uğradı. Nazara uğradı kadın, evet. Nazara. Banyoda, lavabo içi, duşa kabin olan yerlerde oralara daha çok dikkat veriyorum. Çünkü sonuçta ben burada kiracıyım. Olabildikçe temiz tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Burası da duşa kabinimiz. Sevgi evet. Abla hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım, misafirlerin geliyor, nasıl ağırlayacaksın? İlk günkü yarışmacıyı samimi değilsiniz falan dedim. Bugün şöyle bir sarıl hepsini. Bir sıcakkanlı görsünler hep sahibi. Ya ben sarılmak isterim ama korona var derler. Geçti o, aman geçti, aşı maşı olduk artık. Bir sarılsın değil mi sevgili seyirciler? Şöyle bir Ramazan sıcaklığını alsın insanlar. Hadi bakalım. Eğer büyük ödülü kazanırsam kızımı İngilizce kursuna göndermek istiyorum. Buyurunuz, hoş geldiniz. Sevgi Hanım'ın ev karşılamasını çok tatlı buldum. Kendisi samimiydi. Normalde de aslında bence tatlı bir kadın. Sevgi Hanım'ın karşılamasından memnun kaldım. Sıcak ve samimiydi. Evet hanımlar, iyisiniz. Enerjiler yerinde. Evet. Bugün nasıl geldiniz Sevgi Hanım'a? Dile Hanım. Bomba gibi. Bak hepsinin gözleri açıldı. Beklentiler bugün, görüyor yüksek musun? Olduğu için. Yüksek, evet. Diğer o 3 günde sessiz sakin hanımlar gitti. Bugün beklenti yüksek, evet, gözleri açıldı. Sadece 9 çeşit menünü biliyoruz. Evet. Var yok onu konuşuyoruz bir haftadır ama. Biraz seni tanıyalım. Nasıl evlendin? Nasıl karar verdin? Ne bileyim Sevgi Hanım ne işle uğraştı bu zamana kadar? Ben bir işle uğraşmadım. Öyle çalışma hayatım çok olmadı. Eşimle nasıl tanıştım? Onların mahallesine taşındık biz. Annem annesiyle arkadaş oldu, komşu oldular. Ondan sonra annem benim eşimi görmüş orada. Ha sen görmedin, annen Hayır, görüp beğendi. Annem gördü önce. Ben hiç görmedim. Evden dışarı çıkan biri değildim zaten. Hep genelde evde oturan biriydim. Artı biz 8 kardeşiz. Oh maşallah. Evin büyük kızı da ben olduğum için bu elimin çabukluğu, kendimin hızlı olmamın şeyi herhalde oradan geliyor. Hepsi böyle. Hepsine sen mi yetişiyordun? Evet, yemekti, aynen. Bulaşıktı, çocuklarının peşine dolanma. Aynen. Ondan sonra annem eşimi görüyor, beğeniyor. Geliyor bana diyor böyle diyor. Fatma ablanın diyor oğlu var diyor. Çok beğendim falan. Ben de bir merak uyandı tabii. Ertesi gün oldu. Dedim bir bakayım nasıl biriymiş hani. Annem bu kadar övdü ama nasıl biri acaba? He. Bir de evden dışarı çıkmıyorsun. Yani çıkmıyorum. Böyle bir nasıl diyeyim, bir flört ya da bir konuşma yok, şu ana kadar hiç olmadı. Olmadı. İlk eşimde her şeyi yaşadım ben. Onun iş gelme saatini işte öğrendim bir şekilde. Beni göreceği bir yerde durdum. Baktım geliyor. Ondan sonra baktım gördüm boylu poslu yakışıklı filan. Dedim annem boşuna beğenmemiş yani.
Ondan peki sonra... abiye senden bahsetmişler mi? Hani onun da haberi var mı? Sana baktım tabii, etti tabii. Mi? Tabii tabii. Annem... Yoksa o... sadece annenle ikinizin arasında mı geçiyor yok, bu olay? Annem söylemiş. Annem daha önceden hani gidip geldikçe onu görmeye başlamış. Yani hemen bir görmede gelip bana söylemiyor. Hal hareketlerine falan da bakıyor. Hayır yani beyefendiye de annesi demiş mi? Böyle böyle bir komşunun kızı var. Abi, İki anne evet, bir arada. Kayınvalidem bize geldiği zaman elektrik süpürgesi o zaman bizde yoktu. El süpürgesi vardı. Benim el süpürge tutuşundan beni gelin olarak o zaten annem ona öyle bir şey demeden önce o beni gelin olarak kendine beğendirmiş zaten kayınvalidem. Süpürge tutuşuna vuruldu. Evet. Nasıl tutuyordun peki süpürgeyi? Nasıl tuttuysam artık bilmiyorum. Hayır, şöyle yastı yastı mı tutuyordun? Dik dik mi hayır, süpürüyordun? Demek ki güzel tutmuşum yani. Elektrik süpürgesi yoktu o zaman bizim şeyimizde. Onlar vardı. Tutsa görelim o zaman. Evet yani şimdi biraz tabii zaman değişti. Teknoloji şimdi, farklı oldu. Evet şimdi her şeyin kolayı çıktı. Nasıl yani tutuyorsun bunu... Sevgi abi? Bir kalk göster. Ama bu şimdi elektrik süpürgesi yani benim tuttuğum. Hayır şöyle düşün yani bunu çalı süpürgesi gibi düşün. Ben bunu nasıl yapabilirim nasıl şu anda? Nasıl tutuyorsun bir süpürgeyi? Bari duruşunu göreyim. Hani yan mı duruyorsun, dik mi duruyorsun, böyle mi tutuyorsun, şöyle mi süpürüyorsun? Hayır öyle bu elektrik süpürgesinde olur bu şekil. Artık şu şekilde mi yaptım? Yani bu tabii uzun nasıl yapılır bilmiyorum bunu ama gösteremeyeceğim yani. Yani aynı çok şekil. Değişik geldi ama süpürge tutuşundan. Evet. Artık böyle saçını savurursa in la mi ağırdan ağırdan vallahi, arkadan fon müzik mi girdi? Kaynanan bu kadar etkilendi. Kayınvalidemin bana söylemesi o. Beni aldıktan sonra söyledi. Peki abi neye vuruldu? Yani abinin hiçbir şeyden haberi yok. Annen güzelliğimi... beğeniyor. Kayınvaliden süpürge tutmanı beğeniyor. Sen abiyi beğeniyorsun. Abiye bir şey sordun i̇şte mu bu arada? İlk bakışta bir şeyler oldu bizde. Yani ben onun yakışıklılığına, boyuna, posuna, o benim güzelliğime, o senin güzelliğine. Tamam da abi sana bir şey söyledi mi? Bir konuştunuz mu? Yok. Önce biz... Olayda şu an adamın hiçbir sesi çıkmadı. Yok. Fark ettiniz mi? O anda bir şey olmadı. Sadece biz uzaktan birbirimizi gördük. Demek ki onda da bende de bir şeyler olmaya başladı ki ertesi gün bir daha görmek istedim. Sen peki onu nerede dedin? İş çıkışı mı görüyorum dedin? İş çıkışı eve gelirken. Çok yakın böyle bir bahçenin içinde düşünün. O bahçenin içinde iki tane, üç tane peki, gece kondu. Peki siz evlenmeden önce sonunda böyle bir saat, iki saat bir oturup bir yere çay mı içtiniz? Hayır. Biz hiçbir yerde çıkıp bir pastanede, bir parkta bir yerde oturmadık. El ele gezmedik. Tamam. Direkt istemeye geldiler. Hayır canım. Biz komşuyduk ya böyle kapıda bacada hani böyle işte. Bir iletişim kurdunuz tabii, mu? Tabii. Ne konuştunuz mesela? O zaman hani öyle çok böyle lüks laflar falan yoktu yani. Hani bilmiyoruz o zaman. Ha, ne bileyim işte ben de seni seviyorum ya da ben de senden hoşlanıyorum. Ha, tabii öyle elektrik lamba olduktan sonra o lafları tabii birbirimize söyledik. Sonra da baktık birden sevgili olmuşuz zaten. Kendiliğinden gelişti olay. Aynen olaya. Öyle oldu. Aslında herkes hazırda bekliyormuş da birinin bir laf atması gerekiyormuş ortaya. Evet. Sonra 8 kardeşi büyüttün. Ondan sonra evlendim derken şimdi genç bir kayınvalidesin bu arada. Evet. Gelinin var. Sen gelinin neyine vuruldun? Süpürge tutmasına mı, oturup kalkmasına mı? Gelinim küçük yaşta beğendim. Oğlumla gelinim ortaokulun sonlarında liseye başlayacakları zaman böyle daha başlamamışlardı böyle. Birbirlerini gördüler. Zaten akraba sayılırız. Ama çocuklar birbirini görmediler. Hani onlar... Gene siz iki anne arasında gidiyor işte. Bu ailede genelde anne arasında gidiyor. Ben aynen. Beğendim. Sonra biz köye gittik bir yaz tatilinde. Orada oğlumla gelinim birbirlerini gördüler. Onların da orada başladı. Peki evet Sevgi abla. 9 çeşit menüne hazır mısın saymaya? Merak ediyorsunuz değil mi hanımlar? Evet. Özellikle Elif 2 saatin içinde yetişecek mi diye dünden belli karnı ağrıyor. Tam karşındaki kameraya sayar mısın? 9 çeşit menü neymiş? Kremalı mantar çorbası. Ara sıcak olarak kuru patlıcan dolması, çiğ köfte, patatesli börek, ana yemekte kuzu inci kaşlama, kıymalı lazanya, pirinç pilavı, yeşil salata. Neden baktınız ve güldünüz? Tamam, hayır ben Elif'in tepkisine güldüm. Ha yaptım. Çok efekti verdim kendi kendime. Tatlı? Tatlıyı. Tatlı şekerpare. Peki ana yemekte kuzu inci kaşlama, lazanya, pirinç pilavı. Hangisini yiyeceğiz? Ya, lazanya yemeyen için pirinç pilavı, pirinç pilavı yemeyen için lazanya tarzı bir düşünce. Ha lazanyayı nereden buldun? Ben ona şaşırdım. Açık ben sonradan olmuş. İki menü eklemek istedim açıkçası. Çiğ köfteyi ve lazanyayı eklemek istedim. Lazanya nereden aklına geldi? O da listeyi yaptım. Sonradan bilmiyorum nedense onu da eklemek istedim. Hep böyle memlekette Ramazan'da lazanya yaparız. Mira. Efendim? Nasıl buldun menüyü? Sağlam, uyumlu. Yani... 9 çeşit olması bir kere zaten bayağı iddialı. Ama Sevgi abla dün dedi ki uyumuna takılmayın. Ben de 9 çeşit yapmışım. Bir de uyum mu arıyorsunuz? Yok uyum sıkıntılı tabii yani baktığınız zaman. Bir sürü et, kıyma, işte kuzu, cacu, hani bir sürü et var yani. Evet Elif, sence
Sevgi abla bu menüyü yazarken neyi amaçladı burada? Ben çok merak ediyorum amacı. Çünkü ben hiç böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Ben mezeyle doldurursunuz diye düşünmüştüm. Ha, kıvır zıvırla geçiştirirsin, yalandan da 9 çeşit diye gösterirsin. Yani ya lazanya ile pilavın yan yana olmasındansa ben ortaya uç tarator falan, barbunya, soğuk zeytinyağlı o tarzları tercih ederdim. En azından kebapçı sofrası gibi olurdu gibi geliyor. Peki, bana. Peki menüyü dinlediniz. Açık büfe menüyü dinledik. Sizce bu menü 2 saatte yetişir mi Lilay Hanım? Böyle tabaklara, servislere koysa, biz böyle tabakla istediklerimizi alsak. Bir otel menüsü mü şu an? Gibi oldu yani. Çok karışık. 9 çeşit olunca biraz öyle olabiliyor. Yok, 9 çeşitle çok da uyumlu olabilirdi. Yani biri anya olmuş, biri koyun olmuş, karışmış. Bayağı birbirine karışmış. Yani sizin ben görüş açısınız, bir şey diyemeyeceğim ben şu anda. Yetiştiremeyeceğinizi de tahmin ediyorum. Peki yani ben bu menüyü yetiştirirsem? Güzel. Ne yapayım, altı mı takayım? Yetiştiremeyeceğimi iddia ediyorsunuz. Dünden beri bazı kişilerden de duydum. Kimden duydum? Sizden duydum galiba. Ben menüyü duyunca iddia ettim. Yani genel olarak hepsi 9 çeşitli, çok fazla yetişeceğini düşünmüyorlar. Şimdi zaten karışık olduğunda hem fikir. Ya ben dediğim gibi hani şeye takılmıyorum. Hani uymuş, uymamış takılmıyorum. Önemli olan o 9 çeşiti yapabilmem ve lezzetli. Lezzeti. Hadi bakalım. Tezgil Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? 9 çeşit yani duydunuz. Çok çeşit. Şimdi ben kuzu yemediğim için bana lazanya biraz iyi geldi. Cazip geldi. Bakın. Ama lazanyayı kendim açacak. Hazır mı alacak? Hazır bilmiyorum. Lazanya. Hani yetiştiremeyeceğini düşünüyorum ben de. Peki Sevgi ablacığım, misafirlerimizi uğurlayalım. Hı-hı. Biz seninle güzelce kovalarımızı dolduralım. Önce bir temizliğimizi yapalım. Ardından da dolu mu dolu, zengin mi zengin menümüzde mutfağa girelim. Hepsinin tek tek tariflerini verelim. Ve 2 saatin içinde inşallah masamızı yetiştirelim. Size de iftarda zengin bir menüyle kapılar açalım. Hadi bakalım. Birazdan temizlikle görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.